Bir projeye sonradan girmekten çok çekinirdim eskiden. Ama başta Halit abi olsun, Halit Ergenç, Tuncer Kurtiz, Okan Yalabık, Mehmet Günsür bunlar bana asla o ikisini yaşatmadılar. O yüzden e, muhteşem yüzyılın bende yeri her zaman ayrıdır diyebilirim. Hani eğlenmedikten sonra severek aşkla yapmadıktan sonra oyunculukta başarı gelebileceğini düşünmüyorum. Ben. Yavaş yavaş popüler olmaya başlayınca kameralar çekince hani egonuz okşanınca bir mutlu olursunuz çekilmelerini seversiniz. Popüler olduktan sonra çekmeyin kardeşim. Evet. mutsuz oluyorum rahat edemiyorum artık günlük hayatımda. Yani aslında bunu bilerek bu mesleği yapıyorsunuz zaten. Hı -hı. Demin de bahsetmiştim anı yaşamayı öldürdüğünü düşünüyorum ve hani sürekli sosyal medya sosyal medya beyin bir süre sonra ona alışıyor gerçekten. Hı -hı. Yeni nesilden Hı -hı. arası çok başarılı ve çok yetenekli buluyorum. Nasıl bir arkadaştır Gülbeyileri ve nasıl bir sevgilidir? Karşı tarafa sormak gerek <laughs> <ama. gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Hayatta en utandığınız anı paylaşabilir misiniz bizimle? Herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Gürbey İleri. Gürbey Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Pandemide neler yaptınız? İlk önce bu soruyla başlamak istiyorum. Kendimi geliştirdim diyenlerden misiniz yoksa böyle bunalıma girdim, hiçbir şey yapamadım diyenlerden mi? Valla açıkçası pandemi öncesi e, yalnız kalmayı pek tercih etmezdim. Kendimle baş başa pek kalmazdım. Ama bu süreç boyunca e, yani kendinizle baş başa kaldıkça e, kendimi daha iyi tanıdığımı, önceliklerimi daha net gördüğümü, ne bileyim geçmişte yaptığım hataları daha iyi sorguladığımı bunları fark ettim. E, bu farkındalık yaratması açısından benim için olumlu geçti diyebilirim pandemi sürecinin. Bir iç hesaplaşma yaşadım. Evet. Harika. Peki, bir süredir ekranlarda göremiyoruz sizi. Yeni projeler var mı? Merak ediyoruz. E, Ağustos'un sonu gibi Avcı diye bir proje çekmiştim. Dört serilik anlaşmıştık. E, pandemiden ötürü tabii ertelendi. Sinema salonlarının ne zaman aç açılacağı belli olmadığı için. Dijitale satılır mı, satılmaz mı hiç Hı -hı. bilmiyoruz. Hı -hı. Bakalım sürece göre netleşecek. Çok Ama bir iyi. sinema filmi çektim. Dizi e, projesi var mı? Yine böyle televizyon ekranlarında sizi görebilecek miyiz? Çünkü uzun soluklu e, farklı farklı dizilerde rol aldınız eksikliğinizde hissettiriyor. Evet. Ee, öyle bir proje var mı? Ee, görüştüğüm projeler var. Daha netleşen bir şey yok. Netleştiğinde zaten haberiniz olur. Peki yeni bir projeye başlarken en büyük korkunuz veya çekinceniz ne olur? Aslına bakarsanız yeni projeye başladığımda e, ne bileyim reyting kaygısı olsun, uyum sorunu olsun bu tarz e, şeyleri fazla kafama takmam. Hı -hı. Ama bir projeye sonradan girmekten çok çekinirdim eskiden. Uyum sorunu ve e, adaptasyon süreciyle ilgili Hı -hı. sıkıntılar e, yaşardım kafamda. Ama şu ana kadar e, öyle bir sorun da yaşadığımı pek düşünmüyorum. Ama eskiden böyle bir çekincem vardı. Şu an yok. Abi. Şu an yok. Ha. İki farklı dönem dizisinde oynadınız Muhteşem Yüzyılda ve Diriliş Ertuğrul'da. E, bu dönem dizileriyle diğer projelerinizi karşılaştırdığınızda aradaki farkları e, merak ediyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Dönem dizilerinde oynamak sizce daha mı avantajlı yoksa dezavantajları var mı? Ya şimdi e, dönem projelerine baktığımızda genellikle dönem projeleri e, reji olsun, kostüm olsun, sanat olsun, dekor olsun e, daha yüksek prodüksiyonlu işler oluyor genellikle. Şöyle bir kıyasladığımda benim için önemli olan daha çok senaryo ve oyuncu ekibi oluyor. Hmm. Hani dönem projeleri ya da günümüz projeleri olarak kıyaslamak pek doğru değil hmm. benim için ama şöyle bir düşündüğümde dediğim gibi hani e, yapım şirketi, senaryo, yönetmen, oyuncu ekibi hmm. komple bir bütün olduğu için bu buna göre. Bu dönem işlerinde hangi oyuncularla çalışmak e, sana ilham verdi? Çünkü çok e, zengin kadrosu vardı iki işinde. Demin de bahsettiğim gibi e, muhteşem yüzyıla sonradan dahil olduğum için e, içimde hep bir o stresi yaşamıştım. Hani kolay adapte olabilecek miyim, Hı -hı. uyum sağlayabilecek miyim? Ama başta Halit abi olsun, Halit Ergenç, Tuncer Kurtiz, e, Okan Yalabık, Mehmet Günsür bunlar bana asla o eksi'yi yaşatmadılar. Ve Hı -hı. çok değer verdiğim, çok e, oyunculuklarını beğenerek takip ettiğim isimlerle çalışma fırsatı elde ettim. O yüzden e, muhteşem yüzyılın ben de yeri her zaman ayrıdır diyebilirim. Tuncel Kurtil ile çalışmak nasıl bir duyguydu? Ya, muhteşem bir duygu tabii. Olmaz Kesinlikle mı? Kesinlikle aynı projede yer almak büyük şans. Evet. Peki sette tüm ekibin eğlendiği oyunculardan mısınızdır? Yoksa böyle kapris yapan? Yok. Yani Seti zehir eden? Kapris adam. yapmam. Yapanı <laughs> da zaten <laughs> hiç sevmem. <laughs> Yani e, eğlenmedikten sonra zaten o işten hayır geleceğini de düşünmüyorum. Sonuçta ailenizden fazla görüyorsunuz. Hı -hı. Her saniye birliktesiniz. Yani eğlenmedikten sonra, severek, aşkla yapmadıktan sonra e, oyunculukta e, başarı gelebileceğini düşünmüyorum ben. Peki e, az önce de aslında biraz bahsetmiş oldunuz ama işini aşkla yapan oyunculardan mısınız yoksa görev bilinciyle böyle daha mı iş olarak bakıyorsunuz, meslek olarak bakıyorsunuz? Bu mesleği zaten aşkla, severek yapmadıktan Hı -hı. sonra bir başarı elde edebileceğini düşünmüyorum. Sahip olduğunuz ünden memnun musunuz? sizce dezavantajları nedir ünlü olmanın? Ya bence buna dezavantaj olarak bakmamak lazım. Niye? Oyunculuğu yapıyorsanız eğer hayatınıza ve yaşantınıza dikkat etmek zorundasınız. Ve bana mesela şu da samimi gelmiyor açıkçası. Hı hı. Yavaş yavaş popüler olmaya başlayınca kameralar çekince hani egonuz okşanınca bir mutlu olursunuz. Çekilmelerini seversiniz. Popüler olduktan sonra çekmeyin kardeşim. Evet. Mutsuz oluyorum. Sevmiyorum. Rahat, rahat edemiyorum artık günlük hayatımda. Yani aslında bunu bilerek bu mesleği yapıyorsunuz zaten. Hı hı hı. O yüzden dezavantaj olarak görmüyorum bunu. Mutlu oluyorum açıkçası. Peki sürekli İz... böyle izlenme hissi böyle psikolojik olarak bir baskı yaratıyor mu sizde veya sosyal medyada örnek veriyorum bir post atarken bir paylaşım yaparken çok böyle süzgeçinizden geçirip mi otosansür uygulayıp mı yaparsınız yoksa çok böyle hani bu iş, işin psikolojik kısmıyla çok böyle bağlantınız yok mudur? Yok işin psikolojik kısmıyla bağlantım yok dediğiniz gibi. Hı -hı. Zaten çok interaktif bir insanda olmadığım için evet. Nedense ben anı yaşamayı öldürdüğünü düşünüyorum Hı -hı. E, sosyal medyanın. Onu da soracağım sorularımın arasında var. Ah. Sosyal medyada çok aktif değilsiniz, göremiyoruz ne Instagram'da ne de diğer sosyal medya platformlarında. Bu bir tercih tabii ki, ama evet. hiç böyle hani eksikliğini hissediyor musunuz veya neden bilerek girmiyorsunuz o dünyaya? Dediğim gibi yani e, oyunculuk yapmasaydım da fazla sosyal e, Hı -hı. medya kullanmazdım. Hiçbir zaman dediğim gibi interaktif olmadım. Demin de bahsetmiştim anı yaşamayı öldürdüğünü düşünüyorum. Ve hani sürekli sosyal medya sosyal medya beyin bir süre sonra ona alışıyor gerçekten. Hı -hı. Sosyal medyaya bakamadan edemiyorsunuz. Ve anı e, Kaçırıyorsun. kaçırıyorsunuz. Peki sevdiğiniz, e, ilgiyle takip ettiğiniz oyuncular kim? Yeni nesil oyunculardan kimleri beğeniyorsunuz? Çoğu eleştiri Aha. de alıyor. Daniel A. Lewis olsun, Hı -hı. Daniel Hakim, Hakim Phoenix olsun, Christian Bale olsun, Tom Hardy Tom Hanks, Şampan, Haluk Bilginer, Şener Şen, Tuncer Kurtiz, yeni nesilden hı. Aras'ı çok başarılı ve çok yetenekli buluyorum. Aras Bulut İynemli. Evet. Peki var mı başka böyle bir arada rol alıp da gerçekten oyunculuğunu takdir ettiğiniz birileri? Genç nesilden oynadığım tüm partnerlerim bence oyuncul oyunculukları çok iyiydi. Hı hı. Çok uyumlu insanlardı çok neşeli. Peki gürbe ilerinin bir günü nasıl geçer? Ne yapar? Pandemi öncesi pandemi sonrası. Pandemi öncesinde <laughs> neler yapardınız bir gün içinde? Şu an hepimiz evdeyiz ama neler yaparsınız? Bir sabah kalktığınızdan akşama kadar. Ya olabildiğince spora erken gitmeye çalışırım. Kahvaltımı eder hemen sporumu Hı. aradan çıkartır. Günü öyle başlarım. Arkadaşlarımla vakit geçirmekten Hı. keyif alıyorum. Film izlemekten çok keyif alırım. Özellikle basketbol oynamaktan çok keyif alırım. Evet öyle bir geçmişiniz de var zaten. Evet, ha? uzun bir dönem basketbol oynamıştım. Yani 12-13 sene gibi. En son zaten Beşiktaş'ın genç takımında Hı -hı. bırakmak zorunda kaldım sakatlıktan ötürü. Hatta o zamanlarda antrenör, antrenörümüz Ufuk Sarıca'ydı. Öyle bir sakatlık Hı -hı. olmasaydı devam etmek isterdiniz Tabii. Sendin, değil zaten mi? Oradan... benim idealim kolej ligi oradan NBA draft olmaktı. Hı -hı. Sakatlık Ama kötü evet olmuş. sakatlık yani nükseden bir sakatlığım vardı ufakken trafik kazası geçirdiğimden dolayı Hı -hı. ayak bileğimde Hı -hı. yani mesela bir burkulmada normalde 2-3 haftada geçer ayağınız benim 4-5 ay gibi bir süreçlere Hı -hı. yayılırdı ve bunu zaten 4-5 ayı fizik tedaviyle geç geçerdi Hı -hı. bu süreç beni zamanında çok yordu diyebilirim. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Nasıl bir arkadaştır Gülbeyileri ve nasıl bir sevgilidir? Karşı tarafa sormak gerek. <laughs> <ama. gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle öyle ama siz kendinizi yorumlarsanız hani eleştirdiğiniz noktalar var mıdır ki? Yani şöyle diyebilirim. Ne bileyim anı yaşatan, enerjik, pozitif, bir o kadar huzurlu ama bazen de düşüncesiz olduğu Oluyor. Karşı taraftan. Aynen. <laughs> Problem oluyordur o zaman. Evet. <laughs> Evinlerinize geçmek istiyorum şimdi. Sosyal medyadan aldığınız, yani çok kullanmıyorsunuz gerçi evet. ama en kötü veya en saçma yorum neydi? Böyle hiç, bir yorum aldınız mı? Hiç hatırlamıyorum. Bizim hiç gibi. ilginiz yok. Hiç girmez misiniz? Arada tabii ki bakarım. Twitter'a da bakarım. Ne bileyim o topik listesine de bakarım Hı -hı. ama yani yok öyle spesifik bir şey hatırlamıyorum. Aklıma gelmiyor. Çok haşır neşir olmadığınızdan evet. dolayıdır büyük ihtimal. Bugüne tek çalışmaktan en keyif aldığınız oyuncu kimdi? Ya dediğim gibi yani bir ayrım yapmam söz konusu değil. Hepsi hmm. e, eğlenceli, uyumlu çok iyi oyunculardı. Yani hiçbirisiyle sorun yaşamadım diyebilirim. Ama böyle sizde yerinin ayrı olduğu biri vardır belki de. Halit abi diyelim. Tamam. Halit, abi <gülüyor> <tabii>. <gülüyor> Halit abi genç. Peki bugüne kadar en içinize sinen, en mutluluk duyduğunuz proje hangisiydi? Dediğim gibi hepsi ayrı bir tecrübe, ayrı Ama bir deneyimdi bir benim yılda... için. O zaman evet çok gençtim çok tecrübesizdim onun yeri bende ayrıydı. Kariyerinizde e, en büyük hedefiniz nedir? E, tabii ki e, yaptığı bir şey en iyi yere gelene kadar bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle yapmak. Şöyle de bir dipnot geçmek istiyorum. Şöyle hı -hı. bir parantez açmak istiyorum. E, tutup başkalarıyla e, yarış halinde olur gibi değil. Hani kendimin en iyi versiyonu gibi düşünebiliriz hı -hı, bunu. Hı -hı. Hani Kendini her projede kendime evet bir şeyler bir şeyler bir şeyler ekleye ekleye ekli en hı -hı. iyi. Halime ulaşmak, en güzel ulaşmak. Bugüne kadar ki en kötü date anınızı sorsam? <laughs> Yok herhalde öyle bir <laughs> <laughs> <aklıma> istediğiniz. <gelmiyor. gülüyor> olmadı <gülüyor> yani gerçekten olmadı. Olsa söylerim. Türkiye Neden söyleyeyim? <laughs> Peki. Sizi en çok sinirlendiren şey nedir bu hayatta? En çok yalan, sinirlendirdiğiniz. Yalan söylenmesi karşındakini salak yerine koymak oluyor çünkü. Çok karşılaşır böyle? Çok karşılaşmam aslında ama hiç sevmem yalana. Hayatınızdaki en büyük hata nedir? Bu mesleğe çok küçük yaşta başladım aslında. 19-20 yaşlarında başladım. Ve o dönem çok yoğun bir temponun içine düştüm. Yani okulumdan çok sete giderdim. Hani diğer e, projem biter. Bir, bir iki ay sonra diğer projeye başlardım. Böyle yoğun bir dönem geçirdim. 5-6 sene gibi. Ondan sonra bir dönem kendime... Ya kendimi yenilemek istedim diyebilirim. Bir dönem bir ara vermek istedim. 2-3 sene gibi. Tabii Hı -hı. hani insan rahatlığa dalışıyor ondan sonra tekrar hemen geri dönmek de istemiyor. Evet. Şu an tekrar geri dönme şansım olsaydı o süreyi o kadar uzatmazdım diyebilirim. Bilinçli bir tercihti yani. Aslında bu kadar evet. uzak kalmanız. Peki en büyük korkunuz ne hayattaki? Ailemden ya da sevdiklerimden birine bir şey olması, kötü bir şey olması. En büyük çılgınlığım dediğiniz bir şey yaptınız mı hiç? Yani işletmeyi bırakıp oyunculuğa geçmek çılgınlık evet. olarak. Bence de. <laughs> Görülürse evet. Kesinlikle. Bence olabilir. Çünkü bir anda böyle ayrımı bir karşıma bir... alıp, evet radikal bir karar alıp. Peki ailenizin yanda... alışma süreci nasıl e, gerçekleşti? Yani onlardan ben bir iki senelik bir süre istemiştim. Onlar da göreceğiz bakalım demişlerdi doğal olarak. Risk aldım tabii ki, büyük Hı -hı. risk aldım. Ama iyi ki de olmuş diyebilirim. Yani o dönem zaten okulumu dondurdum. Akademik Enter'de eğitim almaya başladım. Ondan sonra işte konservatuar ve diziler derken çok hızlı gelişti zaten o süreç. Şu an peki nasıl bakıyorlar bu duruma? Şu an mutlular tabii. Harika. Sevdiğim işi yaptığım için çok mutlular. Harika. Ergenlikte ailenizle zıtlaşıp yaptığınız en büyük saçmalık neydi? Ergenlikte ailemle çok zıtlaşırdım. Haftanın 5 altı günü zıtlaşırdık zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir gün böyle mola verirdik. Neyse arabayı alıp kaçtığım zamanlar olurdu ufakken. Ama zor bir ergenlik hatta. Evet biraz, biraz <laughs> süper aktivite fazlasıyla vardı bu arada. Hayatta en utandığınız anı? Paylaşabilir misiniz bizimle? Beyaz şov olabilir. İlk canlı yayın deneyimimde ve e, stüdyoya girdiğimde bildiğim her şeyi unutmuştum. <laughs> yani adımı soyadımı sorsalar onu bile zor söyleyecektim. Evet ben de o izledim. <laughs> evet o olabilir. Çok utanmıştım. Hayatımda hiç o kadar utandığımı hatırlamıyorum. Beyaz o kadar kendimi de, sürekli size oynuyordu e, sağ, olsun hatta. Evet, sağ olsun evet sağ olsun. İlk canlı yayın deneyimi olduğu için tabii evet. ki haliyle. Evet, sıkıntı yaşamıştık. Peki en çok ne için para harcarsınız? Bu dönemde yemeye çok para harcıyorum. Dışarıdan yemeye fazlasıyla gidiyor. Yani boğazınıza düşkün müsünüz? Çok. İşte yani spor oldu, yapmasam, hı -hı. spor yapmasam gerçekten hani bir 80, 90, 100 kiloya kadar çıkabilirdim Oo. diyebilirim. O kadar seviyorsunuz. Çok. En güçlü ve en zayıf yönünüz nedir? Eğer bir şey çok istiyorsam, enerjim bitmek tükenmek bilmeden onu gerçekleştirene kadar çalışıyorum, hı -hı. Yani çalışabilirim. Şu ana kadar da hep öyle oldu. Hı -hı. En zayıf. Ee, en zayıf yönümde biraz sabırsız olabiliyorum. Çok tez canlı ve sabırsız. Hemen olsun, daha çabuk olsun, daha hızlı nasıl olabilir? Yani o tez canlılık konusu hı hı, biraz canımı sıkıyor. <laughs> Gün içinde en çok kullandığınız kelime hangisi? Aynen olabilir, aynen, aynen. gibi. Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur? İşte düşüncesiz olduğum olabilir. Yani Bazı anlarda. Çok umursamaz mısınız? Aslında değilim Arada olabiliyormuş. Hmm. Yani öyle yorumlar aldım. <laughs> ne diyebilirim ki? Karşı tarafa <laughs> sormak gerek. Peki şu an bir ilişkiniz var mı? Ee, var. Benim sorularım bu kadardı. Yeni projelerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Çok teşekkür Başarılar ederim. Başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.